Zafer Partisi milletvekili adayları Yozgat halkına seslendi. Herkese merhaba. Ben Zafer Partisi Yozgat milletvekili adayı Seliha Çevik. 25 yaşındayım ve öğretmenim. Bugün sizlere Yozgat Merhaba Haber aracılığıyla söylemek istediğim birkaç şey var. Sevgili Yozgat halkı, biliyorsunuz ki ülkemizde 13 milyon sığınmacı ve kaçak bulunuyor. Bu sığınmacı ve kaçaklar gün geçtikçe sırtımızda yükleri artmakta. Bizler bir an önce bu sığınmacı ve kaçakları ülkelerine geri yollamalıyız. Zafer Partisi olarak bizleri iktidara getirdiğiniz takdirde bir yıl içerisinde gerekirse zorla vatanlarına geri yollayacağız. Bakın, gerekirse zorla diyorum. Çünkü kimse gönüllü dönmek istemiyor. Bugün Türk milleti olarak sizler eczaneye gittiğinizde 3 liranız, 5 liranız eksik olduğunda maalesef ki ilaç alamıyorsunuz. Fakat Suriyeliler ücretsiz bir şekilde ilaçlarını alabiliyor. Aynı zamanda hastanede sırada sizin önünüze geçebiliyor. Bunların dışında Kızılay gibi kurumlardan yardım alıyorlar. Türk milleti bu kadar zor durumdayken, yardım alamazken Suriyelilere ciddi şekilde para ödeniyor. Hatta sizlere şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar her bir Türk vatandaşının cebinden 1700 dolar çıktı. Bu sadece Suriyelilere harcanan rakam. Aynı zamanda dışarıda da Suriyelilere, Afrikalılara ve diğer yardıma muhtaç insanlara para ödüyoruz. Ama kendi milletimize aynı şeyi yapmıyoruz. Ülkemiz çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. Ama bununla çok daha önemli bir sorunumuz var. Milli güvenlik krizi. Bugün Suriyeli bir kadın doğum oranı 5.7 iken bir Türk kadının doğum oranı 1.2. Yaklaşık 20 yıl sonra demografik yapımızın bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle eğer Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar ülkelerine dönsün istiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. Ha, kalsın istiyorsanız istediğiniz partiye oy verebilirsiniz. Yozgat'ın göç sorununa değinen Zeliha Çevik bununla ilgili planlarını açıkladı. Bunların dışında Yozgat ili Türkiye'nin en çok göç veren illerinden biri. Gelişmişlik sıralamasında da 74. il. Bu duruma çözüm olarak gençlerimizin Yozgat'ta istihdam edilmesi gerekiyor. Ve biz Zafer Partisi olarak gençlere yönelik birçok projemiz var. Bu projeleri hayata geçirerek gençlerin kendi memleketlerinde, yani Yozgat'ta kalmalarını sağlayacağız. Yozgat halkını sevgi ve saygıyla selamlayan Zeliha Çevik sözlerine şu şekilde son verdi. Eğer milletvekili adayı olarak beni meclise taşırsanız, meclise sadece ben girmeyeceğim. Hep birlikte meclise gireceğiz, el ele gireceğiz ve Yozgat halkının sorunlarını mecliste elimden geldiğince, hatta elimden geldiğinden daha fazla şekilde duyurmaya çalışacağım. Sevgili Yozgatlar, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve desteklerinize en genç milletvekili adaylarından biri olarak ve bir kadın adayı olarak bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.